Siz de bir şempanze kadar kıllısınız, bunu biliyorsunuz değil mi? Yapılan ölçümler insanlarda ve günümüzde yaşayan en yakın akrabaları olan şempanze ve bonobolarda santimetre kareye düşen kıl kökü sayısının birebir aynı ve yaklaşık 60 civarında olduğunu gösteriyor. Yani biz de bu kıllı kuzenlerimiz kadar kıllıyız. O zaman neden onlar gibi bir kürkümüz yok? Çünkü bizim kıllarımız onlarınkine göre çok daha ince ve kısa. Yani bizim kıl sayımız körelmedi, kıllarımızın ta kendisi köreldi. Giysi giymeye ne zaman başladığımızla ilgili videoda bunun sebebinin kılların terlemeyi zorlaştırması olduğunu anlatmıştım. Mutlaka o videoyu da izlemenizi öneririm. Kıllarımız körelip de ter odaklı ısı regülasyonuna geçmemiz sayesinde bütün dünyaya yayılabildik. Yani özetle bize o pis kokuları veren ve inatla bastırdığımız terimiz bir yerde bugünkü medeniyetimizi mümkün kıldı.